ve Lulu kalkanı almış bir Kog'Maw koridorda Senna'ya karşı yanıt da verir bence. Şunu Çok geri unutmayalım. kalmaz. Bakalım göreceğiz. Sylas arka tarafları bozabilecek bir şampiyon ve Starscream oynuyor. Çok merak ediyorum nasıl bir performans gösterecek. Duruma göre Acho'nun kovma performansının çok belirleyici olacaktır bence. Bio büyü savlusu Kankrof. Yani işte tükürük. Bio büyü tükürüğü. Şimdi Ferret'ten alt koridor ziyareti Acho'nun başı dertte olabilir. O sıçrayı kullandı ama Absolute da sıçrayı kullanıyor. Ama onu kaçması pek mümkün olmayacak gibi. Şifa da geliyor ama yeterli değil. Çünkü Ejder çok önemli. Ama Ejder'e gelene kadar şu anda üst koridorda Minyon dalgasını yalnız Juzu çok güzel temizledi ve olası bir vadinin alameti kullanımını engellemiş oldu bu hamlesiyle. Ejder ayağı alanda diğer tarafta Maxi'nin yardımıyla Dark Passage oldu. Alt koridorda da iki tane kule barikatını almışlar. Orta koridorda Vayana kule barikatlarını alıyor. Fastway Wildcats o alamette gayet iyi bir iş çıkardı ama şimdi üst koridoru almak için bu kadar kaynak ayırmaları bir anda başları nerede sokabilir? Senna ulti kullanmak zorunda kaldı, şifa kullanmak zorunda kaldı. En nihayetinde Juzu'yu alacaklar. Çok iyi bir alan kitle kontrolü. Sadece tabii Azir'e pek işlemiyor. Acho birazcık ileride kaldı. Acho'ya ulti de geliyor. Sylas Ornn'un ultisini çaldı. Acho sıçrayı kullanarak ve vahşi büyüme ve bariyerini kullanarak elinin altında ne varsa kullanarak oradan çıkmayı başardı. Biz buna şey diyoruz, klavyeye yumruk atarak. Şimdi Juzu kendi ultisini kendi kullanacak ama harika bir buzdan sütun geldi Ferit'ten. Ornn'un ikinci kafayı atmasını engelledi. Maxi çalmayı başaramadı. Savaş sürüyor bu arada. Juzu içeride ama Trundle ultisi de onu yeniden ekmeğe çevirdi. Buradan skor sesi çıkmayabilir ama istediğini alan taraf şu anda Fastway Wildcat. Çok fazla bir süresi kalmış durumda değil. Dolayısıyla çok güzel soru Kaan Kural. Cehennem mavulmuş kralın kılıcı var. Daha karabalta gelmedi. O yüzden o opsiyon da hazır değil. Vayana burada bir oyun peşinde ama ve diğer taraftan da Juzu gelmiş çünkü Acho bu arada PBD'yi yakaladı. PBD'nin üzerine mahvolmuş kralın kılıcının aktifi de kullanıldı. Yalnız Juzu bir kez daha tanklığının neredeyse tamamını kaybediyor ama Acho makinalı tüfek moduna birazcık erken mi bağladı burada ve rakibini alması mümkün olmayacak. Fastway Wildcats şu ana kadar hiç fena cevap vermedi. Maxi oyundaki ilk agresif hamlesini yapıyor. Starscream'in üzerinde ultiyi kullandı. Starscream rakipten çaldı. Roket kemer atıyor. Ultisini kullanıyor Graves'in ve bir şekilde uzaklaşacak fırsatı buldu. Sıçrası olmadığını hatırlatalım. Maxi bu arada arkadan gelen ışınlarını görüyor. Ama bu onu durdurmayacak gibi Kaan Kural. Maxi gitmeye devam ediyor çünkü Vayana da geldi oraya. Starscream rakibinin üzerine gidiyor. Kral katili onu hayatta tutacak mı? Hayır ama Maxi ve ardından Vayana'nın da düştüğünü görebiliriz. Vahşi büyüme var mı? Vahşi büyüme var. Yolu koştu ve Lulu. Şu anda kullanıldı. Vayana'yı yavaşlatmayı da başaramadı PBD. Dil yarasını kaşırıyor. Özellikle Trundle'ın nasıl bir on kontrası olduğunu düşünürsek. Aynı ultinin yan sanayi ve orijinal versiyonlarını da gördüm. Bir kez daha Acho en önde. Acho neden en önde bilmiyorum ama arkaya ışınlanda geliyor. Kog'Maw yine düşecek. Bakalım dersini alması için kaç defa daha ölmesi gerekiyor Acho'nun burada. Absolute. Oradan uzaklaşıyor ama ya henüz değil Kaan Kural. Bu arada bu olacak. Eğer ki maç bir 15-20 dakika daha uzarsa olacak bu iş. Ama henüz değil. Şimdi Vayana arka tarafta ultiyi kullanarak Starscream'i orada uzaklaştırdı. Starscream bu arada kendini büyütüyor. Lul'dan çaldığı ulti Starscream'i biraz daha hayatta tutacak. Ve arkada Sylas çok değerli bir zaman kazandırdı takımına. Maxi de kucağına düşüyor adeta Sylas'ın. Ve Sylas düşmüyor karşında. İki skor birden alıyor Ferit. Ve Baron'u aldıktan sonra çok ciddi de bir altın farkı yakalayacaklar. 5000 altın bir fark var şu anda iki takım arasında. Şu anda yine en önde Acho. Yine Acho, Acho. Ve Acho bir kez daha düştü. Ya açıkçası şu ana kadar gelirken sergilediği güzel formu sürdürdüğü bir ilk karşılaşma geçiriyor şu ana kadar. Dark Passage ise sanki o ara onları birazcık ritimden çıkarmış Kaan Kural. Yani Acho. Ve bir kez Allah Allah. Acho. Tamam da 2-3 dakika idare etseler kompozisyon altın farkını kapatacak. Kompozisyon bu arada arkada Starscream yakalandı. Bu skorun alınması önemli olabilir. Juzu'dan ocağın çağrısı geliyor. Starscream kronometreye girdi. Çıktığı noktada alabilecekler mi? Evet almayı başarıyorlar. Ve burada şimdi 5'e 4 bir savaş yaşanabilir. Maxi'nin peşinde şu anda Ferit. Maxi yapıştı yalnız. Vayana'dan ulti sıçrayla kurtuluyor. Tam göremedik Kavri'nin oradan nasıl çıktığını ama. Şimdi Acho'dan arkası bir sıçra geldi. Şu ana kadar yakalanmalarının cezasını acaba bu sıçrayla mı kesmek istiyor? Başarabilecek mi bunu önemli soru. Bir ulti daha. Kavri yakalamayı başaramadı. Kavri ters tarafa doğru kaçıyor. Serin arkada inhibitörleri yok ediyor bu arada. Acho'nun attığı sıçra hiçbir işe yaramamış oldu böylelikle. Birilerinin geri dönmesi lazım. Serin oyunu bitiriyor. Geri dönüş animasyonu Vayana'dan geliyor ve bir Nexus Kulesi'ni almayı başardı. Orada olduğunu tahmin ediyor. Juzu ve Serin'i yakalamış oldular böylelikle. En azından Serin düşmeden önce Vayana'yı almayı başaracak mı vahşi büyüme? Vayana'yı kurtardı Acho. Bir skorda biz alalım biraz da biz ölelim diyor adeta daha ne kadar ölecekse. Acho'nun manasına kalmadı.
serin. Yani şurada ne vakit kaybettirdi rakibe ve takım arkadaşlarının gelmesine de imkan sağladı. Açun'un manası olmadığını, Violent Can'ın olmadığını hatırlatalım. Serin tek başına üst koridorda yaptığı bir oyunda bu maçı kapatmış olabilir Kaan Kural. Dark Passage'ın oyun sonunda çok güçlenecek kompozisyonunu Gofret gibi çıtır çıtır yedi her yakaladığı pozisyonda. Vayana ultiyi kullanarak BBD'yi kuleye servis ediyor. Bunların oyundaki sadece dördüncü skoru, bunlardan üçü Vayana'da. Ve ilk karşılaşmada Fastbay Wildcat ligi ikinci bitiren rakibi karşısında muazzam bir oyunda seriyi 1-0'a getiriyor. Ve seride ilk avantajı yakalayan taraf oluyor. Bu arada oyun bitti mi? Evet. Son bir vuruş gelecek Kaori'den.